Esenlikler, merhaba Şahbaz Bey. Orada biraz çetindi bu meseleni. Burada ben fikirlerimi sana özet olarak açıklayayım. Mesele burasındadır ki bir fenomeni nece incelemelik? Ben Rusları övmürem. O niye böyle oldu? Niye bizim tarafımızda Azerbaycan'ın arazisi sizin tarafın iki katı? Cemiyeti de sizin tarafın iki katı, belki de üç katı. Hiçbir şeyimiz yoktu bizim. Hiçbir şeyimiz olmamış. Yoktu. Ama sizin bir devletiniz var. Devlet olmak asandı. Orada yazını ben bilmiyorum. Bu sona kadar okudunuz yoksa yok. Orada ben diyorum ki Rus sömürgeçiliği, Rusya'nın sömürgeçilik adlandırırım. Harici sömürgeçilikti. Yani adam görür bu Rus mesela böyle değil mi? Beni sömürür. Ve diyorum ben niye bunu sömürücüsü olayım. Niye onun özü kim olmayayım? Niye güçlü olmayayım? Harici sömürgeçilik bak bu şekilde geri kalmış milletlere kömektir. Cevahirlal Nehru Tarih kitabı var. 3 cilt arası 800-900 sayfa. Orada yazır ki İngiltere gelmeseydi tarihte Hindistan adında bir ülke olmayacaktı. Çünkü İngiltere gelende Hindistan'da değeri 700 tane devletçilik var idi. Birbirlerine savaştılar. İngiliz geldi bütün bunların hamısını birleştirdi. London'a tabi etti. İngiliz ya da Rus bu milletlere hizmet etmek için bu işi etmirdi. Öz menfaati bunu isteyirdi. Ama tarihin de öz hükmü var. Tarihin de öz hükmü var. Hindistan'ın bütün o balaca devletlerini, ordularını lağvetti. Hindistan'ın bütün cavanları imkan taptılar, gittiler İngiltere'de okudular. Nece? Bizim Azerbaycan'da milli devleti kuranların hamısı Rusya'da okumuştular, istisnasız olarak. Hamsa. Gidip İran'da okuyan olar mı Allah? O zamanın Osmanlısında da okuyan öyle Sünni mollası olardı. De. Elmi okuydu ki. Bizde elma. Osmanlı'da ve Kacar'da Arap dilini, Fars dilini öğrenmenin adına değirdiler ilim. Buna değirdiler ilim. Hasan Bey Zerdabi'nin düşünceli bir İran'da okusaydı, gelip bu işi görebilirdi. Mümkün değil. Hasan Bey Zerdabi Rusya'da ve Rus dili vasıtasıyla Garp medeniyetini gördüğü, bildiği için dedi, be bizim millet niye böyle olmasın? Hiç görmeden o devirde diyen vardı ki, biz de Osmanlı kim olak, İran kim olak. Niye Abbasqulu Ağabakıxanov Gülistan İrem kitabında yazır ki Çar Rusyası'nın gelmesi çok yakış oldu. Bizi Sünni Osmanlı'dan ve Şii İran'dan kopardı. Bunun nece bir saadet olduğunu sizler biraz çetin anlayabilirsiniz. Yani benim baktığım pencereden bakmışsınız. Cafer Cabbarlı'nın bir tane yazısı var. Mirza Fethullah Akhundov'un yaratıcılığını değerlendirmiş. Lütfen onu oku. O yazını ben okuyanda adını geç gördüm yani şeyde internette gördüm. Dedim bunu ben ya ne zaman yazmışım? Öyle bilmeyen yazmıştım. Yani ben ilahım. Benim de dilim onların içine benziyor biraz. Hulasa özümden şüphelendim. Baktım gördüm baba bunu Zafer Cabbarlı yazın. Yazır ki Ruslar gelmeseydi Ahundov yetişmezdi ki. Sünni şeriat hukuk sistemi ve Şii şeriat hukuk sistemi hansının tercümünde kalsaydık Ahundof'u öldürerdiler de. Nitekim Ahundof ölümünden sonra onun cenazesini bastırmadılar. Kaldı kokudu pişik ölüsü kimi. Akırda Tiflis'in belediyesi dedi baba şehri koku bürüdü buna parın bastırın bir yerde. Büştüler böyle şehrin belediye işçileri bizi birlik kabınıza da vardılar bastırdılar. Aslında öyle Müslüman ülkesindeki ziyalı böyle ölse yakışır ha. Ne fark eder adam ölenden sonra? Böyle olsun. Hiç kes gelmedi onu Müslüman modeliyle bastırılmak. Öyle yapardılar huzur bastırdılar. Ahundof'u kim korudu? Rus ordusu korudu. Görürsen o Rafik Tagi'di neydi? Onu koruyabilmedi Azerbaycan. Geldiler öldürdüler. Evet. Ahundof'un Mektubat-ı Kemalet Dulesi. Ben o hafta bir televizyonda danışacağım. Yollarım ses. Sana da karşı edeceğim. Ona kulak asasın. Ahundof'u sizler okumamışsınız. Hiç, bazı şeyler hiç tercüme olunmayıp da. Deizm, teizm, ateizm, felsefe.
Bütün bu kavramların hamısını Ahundo 19. asırda yazmış. Bir filozoftu da. Ama o zaman bizim dilimiz felsefeye girmemişti. Farsça yazmış. 1969. yılda, yani İran'da inkılap olmadan önce ilk defa olarak Ahundov'un bu makaleleri İran'da çap oldu. Hele yarı seküler şah zamanında bile kimse cüret edip onu çap edebilmediler. 500 tirajından gizlince çap oldu. Hele indiye kadar Türkiye'de kimse cüret edip onu çap ettirebilmemiş. Böyledir. Ama Kafkas'taki Müslümanlar müterakkiydi. Yok. Rus ordusunun egemenliği. Ona göre yok ki Rus ordusu bizim dili sevirdi. Yok. Rus ordusu değil, buranı ben idare ederim. Senin hakkın yoktu. Bir tane molla da fetva verip diye benim gelip idare ettiğim ülkede terör estresen. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Bu da mesela. İran'da Türkmenler yaşıyor, bilirsen mi? İran'da 4 milyon Türkmen var. 4 milyon Horasan'da ve İran'daki Türkmenlerin yaşadığı arazinin genişliği indiki Türkmenistan'ın iki katıdır. Yaxşı, soruşuram. Ahal müqaviləsi olmasaydı 1888. yılda Rusya oraya gelmeseydi, Türkmenistan da adında bir tane devlet olardı. Tabi Türkmenistan'ın ne Ahundohu var, hiçbir şey yoktu. 19. asırda bir tane aşığı var, Ozan'ı. Mehtum Kulu adında. Saçmalamış Ömer'i, Ali'ni, Muhammed'i falanı. Böyle meddahlı etmiş. Hiçbir şeyler yoktu. Özde çöldü, bitkizat da yoktu, kumluktu. Ama orada bir devlet vardı, pis yaxşı. Bir İran'da niye yoktu, onu ben söyleyeceğim ki. Biz daxili sömürgeçilicə mehkum edilmişik. Bütün Türkler olarak. Afganistan'da 4 milyon Özbek var. Hiçbir şey yok da Özbekistan müstakil devlet oldu. Özü mübarizə apardı etdi. Yok, onu Lenin etdi de. Bunlar gerçekleşti. Bunları ben okudum. Soru sordum da bunları ben müqayisə elədim. Yani bizde böyle olup əlifbanı değiştirmek isteyenler olup bunlar xırda şeylerdi. Xırda şeyler. Əlifbanı değiştirmek isteyenleri Rəsulzadə ve dostları korkurdular. Çünkü hala devlet təzə qurulmuşdu, əlifbanı değiştirseler milletin dini duygularına toxunar ve millet kalkıp gelip bunların hamısını toptan qətl edər diye yavaş yavaş istəyirdilər, gedirlər. Ha, belədir məsələ. Bunlar gerçekliklerdi. Ha. İndinin özünde de o müşkül var da biz niye İran'da hiçbir şey eriyip gediriz yok oluruz. Türkiye indi tezden başlayır, Osmanlı betbeli olup falan olup. Dillerini falan değiştirirler. Burada benim bir komşum var, Türkiye'li. Anası Finlandiyalıdır. Türkiye'de orta mektebe kadar kalmış, okumuş. Deyir, ben artık Türkiye'de deyir, bazen film falan bakıram. Onların dilini anlamıram. Sizler oradasınız, her gün dizi, konuşma görürsünüz, alışırsınız. Deyirəm, niye? Deyir, baba Osmanlıca'dan o kadar sözler yavaş yavaş getirirler, sokurlar dilin içine. Dilin grameri değişir ve o şekilde ben düşünebilmirim. Evet. Yani Türkler daxili sömürgeçilice özlerini mahkum etmişler. Daxili iç sömürgeçilikten kurtulmak olmaz. Hindistanlılar kimi. Hindistan iç sömürgeçilice giriftar olmuştu. İngiliz geldi. İngiliz dilini öğretti. İngiliz dilini bilmenin özü bir şanslı millet olmak için. O zaman da orada da Rus dilini bilmenin özü bir şanslı. Rus dilini bilmeyip Fars dilini bilecekler. Türk dilini olmayabildi ki tarihte. Yani elm tarihinde yazı, edebiyat, fizik böyle şeylerde Türk dili olmamış. Olmamış da. Bunlar gerçeklikti. Dağda, daşta, kentte, köçerde falan olmuş. El Osmanlı'da da bir olmuş. Bu da mesela. Bu pencereden bakmak, benim pencereden baktığım pencereden bakmak bizi düşündürer. Ve bize değişik alternatifler sunar. Yani günümüzdeki müşküllerin tarihi kökü nedir? Mesela sen dersen ki ben tarihin karanlığında bocalanıp kalırım. Öyle değil. İndi de durdu. İndi de yok şekilde. Mesela sual ederim senden. Sence insanın şerefi, namusu kabul eder mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin musikisini dünyaya tanıtan Atatürk'ten sonra Türk kimliğinin göstergesi olan Sezen Aksu adında bir hanımefendini, şairi, ülkenin cumhurbaşkanı diyor ki,
Dilini ne dedi onu? Dilini kesip çıkartarak da. Sökerik dilini. Böyle bir söz dedi. Bes o memlekette kanun yoktu. Dil söken sen cumhurbaşkanısın yoksa ülkenin sen cumhurbaşkanısınsa ülkende her tür adam olar da. Özde sizin Aksu'nun dediği düz daha. Kur'an özü de der ki Hazreti Adem cahildi. Çünkü Kur'an'a göre cahil olmayan sadece olarak Allah'tır. Allah her şeyi biler. Allah'ın dışında bütün yaratılanlar cahildi. Cahil olmasaydı Kur'an der ha bunu. Allah'ın yasaklarına uyardı. Almanı yiyip cennetten atılmazdı da. Bu Sezen Aksu bunu Kur'an'ın dediğine değil öyle. Ama bunların bir Osmanlı nostaljisi vardı ki ne ferili fetva çıkardık bir adamın dilini kesip çıkardık. Cumhurbaşkanı böyle bir söz diyor. Ayıp değil mi? 21. asırda bir tane Osmanlı kabadayısı edepsizi diyor ki dilini keserik. Görürsen ne güzel cevap verdi Sezen Aksu. Dedi, o şiir yazdı dedi ki ben hancı sen yolcu. Hancı yani mehmandar yani mesela senin bir otelin olar. Otel senin ve sen orada her zaman orada yaşayacaksın. Senin mülkündü. Han, hane sözündendi de. Sahte sözler düzelttiler orada da Osmanlı'dan kalma. Hanedar. Sen yolcusun diyor. Sen çıkıp gelen sen ama ben kalacağım tarihte diyor. Düz diyor. Sabahlar bunu hükümet değişti. Hamısını tutup sokacaklar zindana. Ama 100 ilden sonra da yine de Sezen Aksu kim olacak? Türk musikisinin güzel sesi olacak her zaman. Sezen Aksu'nu Türk musikisinden çıkarsan geride hiçbir şey kalmır. Türk musikisini şehir hayatına sokan Sezen Aksu'dur. Nece olur indi bir tane cumhurbaşkanı gelir be senin ülkende kanun yoktu. Niye demirsen bunu veririz kanuna, mahkemeye güreş ne deyir ha? İndi sabah bir gün belki bu kadını vurdular öldürdüler. Öz tabanına mesaj verir. O tarafta cenneti satın almak isteyen bir İslamcı Türk, Osmanlıcı, MHP'li, AKP'li. O tarafta dünyada cennete gidecek diye, Allah'ın emrini yerine getirecek diye. Sabahlar gidip kadın alışveriş yapanda bıçağı soğuk karnını öldürer. Ya iteleyip salar bir zarar verer. Nece yaşayacak o ülkede indi o? Burada bizi seveceğimiz ne var ahı? Yok bizde de olmuş. Bizde olmamış da bunu biz demeliyiz kardeşim. Adam olmalıyız biz. Biz niye adam olabilmiriz dostum? Bak bu da mesela. Niye İran'da bütün zindanlarda ben Kürtlerin yaşadığı yerde beni tuttular bir hadis oldu zindana düştüm. Bizi işkence edenlerin hamısı Türk'üydü. Zindanda bütün işkencecilerin hamısı Türk. Suriye'de gidip Hazreti Zeynep'in ne bileyim onun bunun Kerbela'da Hüseyin'in kabrini koruyanların hamısı gönüllü olarak gidilir savaşlar. Doğru da pul da verirler. Geberip gelirler. Niye böyle dağ? Bu bunun mu çağrı bir söz olmalı? Şimdi biz yok Rus bizden yakışı olup bizden yakışı olan millet yani bizden yakışı olmayan diye ki. Millet yoktu. Yoktu. Min insan buranı idare etmişsen. Ama hiçbir şeyin yoktu. Bütün tarihimizde bir tane edebi bilgimiz yoktu. Bak, bir tane kitabımız yoktu. Bir tek tane kitabımız yoktu. Ahmet Ağaoğlu der ki, ana dilimizde kitap açtık. Uşaklara ders demeye 20. sene evvelinde. Türk tarihini ne kadar aktardık. Bir şey tapabilmedik. Çünkü ana diline kitap hazırlamak başka şeydi. Orada hikayeni yazmak, koymak, herkes hikayeyi yazabilmez ki. Her yüzyılda, 50'de biri biraz yazar. Onun seçme yoluyla en yakışını uşaklara seçersin. Ona göre diyelim mecbur olduk, gittik Fars edebiyatını tercüme ettik. O zaman bu tarih mermeye lazım diye idealize edirler ki Osmanlı gelir. Falan olur. Soru sorumu sorgulamak lazım değil mi? Japonlar bütün tarihlerini baltalayarak böyle azat oldular. Bütün samuray, bilirsen ne kadar samurayları öldürdüler. Bir tane film var ona bak lütfen. Japon tarihi üzerine çekilmiş. Son Samuray adında. Yazsan gelir. Samuraylar da vatanlarını sevirler. Meiji'de 19. yüzyılda. Samuraylar değil değerlerimizi korumalıyız.
Avrupa'ya karşı. O da dedi yok, Avrupa'nın değerlerini getirmeli. Samuraylar direnir. On binlerce samuray öldürürler. Onun hesabına Japonya süper devlet oldu. Almanların tarihi yoktu ki. Almanlar Vatikan'ı nökeri ettiler. Alman filozoflar çıktılar ortaya. Bir adam çıktı Martin Luther dedi ki bu öz dilimizden niye okumuyoruz bir İncil'i biz? Hiç bilmedik Latin dilinde, hiç kimse de bilmiyor. Neyse bizimkiler Kur'an okuyorlar, hiç kimse anlamıyor, ağlıyor. O Mirza Celal'in eserinde yazdığı için. Tercüme etti. Öz tarihlerinden koptukları üçün Alman mucizesi yarandı. Bu kadar felsefe, bu kadar muhteşem. Rus olmamış ki tarihte. Beş Piotr adında bir ziyalı bir insan Avrupa'da okumuştu. Geldi, en büyük inkılabı sakkal inkılabı oldu. Temizlik inkılabı dedi. Sakkal koyanları öldürecekler. Kadahan etti sakkal koymalı. Sadece keşişler sakkal koyabilirdi. Böyle adamlar yetiştirdi. Bu da bizde sadece Atatürk olmuştu. Atatürk'ten sonra olanımız yoktu. Çok. Bunu söylemeliyiz ki o tarihteki yanlışları biz örnek alamıyoruz. Bunu almayalım. Ben Türk düşmanı falan değilim. Ben öz Türk'üm. Ve sen bilirim ki benim böyle şeylere de ihtiyacım yoktu tarif yazıda. Çok da mesela memnun değilim bu yola girdiğim için. Pişmanım da. Bütün İran'da benim kimi bir yani mesela bu mahrumiyette yaşasın, gelsin, Arapçanı, Farsçanı bilsin ve bir de gelsin hem Azerbaycan Türkçesini, hem Türkiye Türkçesini, hem başka Özbek, Kırgız, Kazak Türkçelerini öğrensin bu kadar. Neçe adam tanıyorsun? Hiç tanımırsan benden başka tanıdığın olmaz. Asan iş değil bu. Bu fırsatı da bana Avrupa verdi. Orada kalsaydım olmazdı böyle şeyler. Ona göre ben Türk'üm. Ama ben Türk olduğum için gelip Türk'ün bütün o kirli taraflarını diyeceğim öyle böyle de. Yani Rus pisti falan. Rus ben demirem ki yakışırdı. Diyorum ki Rus bunu bize hizmet etmek için etmedi. Mesela Resulzade der ki Ruslar Allah yolladı bizi kurtarmak için. Bak ha, düşmanlar mukavelesini diyor. Bizimkiler derler vay vay vay. Ne bileyim parçalandı Azerbaycan Rus geldi. Baba 1807. yılda Bakı'da nüfus sayı Ruslar. Türkler hiç vakit nüfus saymazlar tarihte saymamışlar. 1807. yılda Bakı sadece içeri şehirden ibaretti. Hamısı tattı. Hamısı tattı. Bir tane Türk yoktu. 3.000 ahali var, 500 tane aile Bakı'da. Şimdi Bakı'da ki mesela bir 3 milyon falan ahali var ve Türkleşmiş. Bu tür olmuyor ki. O petrolün falan keşfi oranı büyüktü. İran'dan aktılar geldiler. Köçerileri Ruslar köçerlikten çıkarttı. Kettileştirdi falan. Orada da köçtüler geldiler. Şehre falan bu tür böyle oldu. Hiç 1828. yılda orada yarım milyon ahali yok idi. Açın bakın da 49 yıl kitap yazıp Ruslar Osmanlı kimi İran kimi değil gittik illeri yerlere tez nüfus saydılar. Etnik kimlikleri bellediler. Kafkas üzerine her bir 400 sayfa olan 49 cilt kitap yazıp Çar Rusyası. Bir de bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Mesela şimdi bazılar çıkırlar derler Derbent Türk olup, burada Türk olup, burada Türk olup. Bunun kaynağı var ya Ruslar yazmışlar. Özellikle Ruslar özleri yazmamışlar ha. Abbasgulu Baçkanov bu nüfus sayımında iştirak edilir. Baçkanov'un Gülistan İrem kitabını da okusan orada görürsen. Yazdırıp Bakı ölkəsində bütün Bakını, o Bakı xanlığı deyirdiler orada. 6 tane balaca Türklerin yaşadığı kent var. Geri kalan Bakının özünün hamısı Abşeronzat hamısı tatlı yani Farslardı. Bunlar gerçeklikti. Gerçek de acı olur. Şirin olmur, adamı üzür. Ama gerçek yol gösterici olur. Yalan da şirin olur, adam uyuşturur. Din neden adamlar dindar olurlar? Çünkü din yalan söylüyor. Adamı uyuşturur, çefileyirsin o yalanlarını. Bir de bakırsan, görürsen ki ağzından ölürsen, gerize mollanın eteğine kapılırsan. Allah'a tapınırsan falan. Evet böyle, bağışla biraz uzun oldu.